Değerli izleyenler, önemli bir haberle karşınızdayım. Asgari ücret konusuyla karşınızdayım. Gün geldi çattı. Geçen seneki maraton daha dün gibi aklımızda. Asgari ücretle ilgili yapılan çetin görüşmeler daha dün gibi aklımızda. Sayın Soylu'nun devreye girişi ve asgari ücretin kısa bir zaman sonra %26 artması, 415 TL'lik bu artışlar daha dün gibi aklımızda. Ama Sayın Atalay geçenki görüşmelerde, özellikle toplu sözleşme görüşmelerinde biraz yıpratıldı. Ama Sayın Atalay'ın asgari ücret konusundaki verdiği teklif 2500'ün bandının üstünde. 2500 TL'yi işçiye kazandıracağım diyor Sayın Atalay. Bakalım bu kararlılığı, bu güçlü duruşu ne getirecek? İşçiye karşı gösterilen önem ve değeri yansıtmak istiyor. Evet, sendika olarak tekliflerini yaptılar. Çalışma Bakanlığı değerlendirecek. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşecek. Her iki tarafta birbirinin nabzını yoklayacak. Ama kamuoyundan edinilen bilgiler şu. Her ne kadar ekonomik bir mücadele içinde olsak da asgari ücretlinin yüksek enflasyon karşısında geçen sene aldığı zammın eridiği ve bu konudan dolayı zammın revize edilmesi, yani 2500 TL'yi bulması hedefleniyor. Asgari ücrette 2500 TL'yi bulunca bu yönde olumlu bir dönem başlıyor. Asgari ücret 2500 TL olunca birçok emekçinin kalem maaşını, pardon, maaşındaki kalemleri, yani özlük haklarındaki bağlı bu artışları etkiliyor. Evet değerli izleyenler, asgari ücret birçok ücretin temel üyesi, referans göstergesi. İşte asgari ücret için aslında hoş bir rakam. 2500 TL umut veriyor. Yapılan görüşmelerde kolay bir görüşme olmasa da böyle bir rakam duyulur duyulmaz hükümet cenahından katli ve kesin bir red sesleri yükselmedi. Bu da ibrenin olumlu yolda olduğunu gösteriyor. Tabii ki Sayın Atalay işi sıkı tutuyor. İşçi de heyecanlı sonucu bekliyor. Ama kulis bilgileri 2500'ü gösteriyor değerli izleyenler. Gelişmeleri an be an takip edip sizlere aktaracağım. İnşallah bir dahaki konuda müjdeyi vermek üzere. Şimdilik hoşça kalın.